53 yıldır bu mesleği yapıyorum. Halıcılığın imalatından, tamirinden, alım satımından, turistiğinden, makine alısından, yani el ve makine alısının her sahasında iştigal ettim 53 senedir. Yani meslek de kalmadı, halı da kalmadı. Yani ne de halı dokunuyor, ne de bu işe merak saran gençlerden hiç kimse kalmadı. Fakat yeniden internetten bir halı satılıyor. Eski halıları topluyorlar, solduruyorlar, internet üzerinden satıyorlar. İyi koşan bir meslek haline geldi internet halıcılığı şimdi. Türkiye'deki eski bitti. İran'dan, Irak'tan, Pakistan'dan eski halılar geliyor. Onları yurt dışına satıyorlar maalesef. Yetişse de iş bulamaz ki bundan sonra. Bitiyor artık meslek. Tabii zor bir iş. Beyin de yorulur, göz de yorulur, sinir sistemi de insanın gergin olur. Devamlı ince noktaya baka baka, sağ tamirciliğinden zor bizim işimiz. O hiç belli olmaz. Tamirine göre bir halıyı bir saatte de bitiririz, 15 günde de bitiririz. Tamirin durumuna bağlı. İşler nasıl? İyi, çok şükür. Müşteri nasıl? Ya iş düşüklüğü var tabii. Ya kışın durgun olur. Biraz'ın şeyi yazın, kışın ister istemez durgun oluyor. Bu sadece hacılarda değil. Yani bütün ülkemizin genelde de bir herkesin bildiği gibi bir ekonomik sıkıntı var. Ama bu aşılmayacak gibi de değil zaten. Recep Baba başta olduğu sürece düzeleceğinden adımız gibi eminiz. Yani ortada bir ne var? Şu an bir altılı masa var. Bu altılı masanın gayesini herkes biliyor. Kendileri de inanmıyor zaten yapacakları işlerinde. Ha şöyle söyleyeyim, başa geldiklerinde diyor ki, ben diyor demirtaşı çıkaracağım. Öbür bir şey var ya, vatan haini. İsmini unuttum onun yani. Onu çıkaracağım. FETÖ'cüleri çıkaracağım. Ülke adına işte şu sözü veriyor, İngiltere'den para getireceğim, şunu getireceğim, bunu getireceğim. Biz zaten yeni kurtulmuşuz onlardan, şimdi tekrar bizi oralara bulaştıracaklar. Şimdi diyeceğim, Selahattin Demirtaş'ı, öbür haini, içerideki hainleri çıkarmak çözüm mü olacak? Değil, zaten bunu herkes biliyor. Sadece oy kullanayım da nasıl kullanayım, nereden ne koparabilirim, düşüncesi var bunda. Ama ben şuna eminim ki, reis bugüne bizi getirdi. Bugünden sonrasında zaten bırakmayacağından biz de eminiz. Biz de onu bırakmayacağız yani. Çalışıyor, belediyemiz çalışıyor. Gayet memnunuz. Teşekkürlerimizi de sunuyoruz buradan kendilerine. Güzel. Hacıların insanı da güzel. Kış mevsimi olduğundan dolayı işlerimiz biraz düşük. Yazın gene toparlayacağız yani inşallah. Sıkıntı. Hayırlı işler. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Kış sezonu herkes göç şey alıyor. Kayseri'ye taşındığında nüfus azalmasından dolayı şey oluyor yani. İnsanlara da alma gücü olmadığı için o dedikleriniz burada yok. Belediyemiz güzel çalışıyor. Devamlı yollarımız da yani Kayseri'nin yollarından daha güzel açılmasında şey var. Belediye Bilal Başkanımız çok güzel çalışıyor o şeyde. Hayırlı işler diliyoruz. Teşekkür ederiz. İyi, çok şükür uğraşıp duruyoruz bakalım. İyiler. Ürünlere mi? Tabii yani. Gıda sonuçta mutlaka ilgi olmalı. Olmazsa olmazında. Yani bu sene kar olmadığı için kar yeni yağıyor. Yollarımız da açık şu anda. Çalışmalar güzel şekilde devam ediyor. İyidir. Teşekkür yani. Ediyoruz. Hayırlı işler. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Çok şükür. Teşekkür ederim. Çok şükür. Fena değil. Vallahi şu anda burada çok şey yok zaten. Memnunuz. Yollar açık. Zaten kar da yağmadığı için bu sene kar olmadı. Yollarımız da açık. Çok şükür. Yani bir günde en fazla ana yollar açılıyor. Öbür yol taraflarda bir gün sonra açılıyor. Yani sıkıntı olmuyor bize çok yol konusunda. Fiyatlar geçen seneye göre işte tam bir katı yüksek. Yani 3:2 oranında yüksek. Mesela et 80 kiloydu şu anda. 180-190 lira, 200 lira etine göre. Tabii değişiyor. Sucuk fiyatlarımız da öylesine. 220 lira ama biz de tamamen organik doğal sucuk. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Yok, fazla yağmadı. Yollarımız açık. Şimdilik memnunum. Şikayetimiz yok. İyi elhamdülillah. Uğraşıyoruz bakalım. Durgunluk var ama pahalılıktan. Çalışıyor. Evet evet. Çalışıyor. Sabahın saat 5'te başladılar yani. Gecede. Elhamdülillah iyi yani. Amin, iyi günler, sağ olasın, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür. İdare ediyoruz bakalım. Hırdavat, Nalburiye,
boya, genel olarak bunlar var. İyi, gayet memnunuz, yıllardır buradayız biz. Evet, memnunuz ya. Sabahtan geldiler, açtılar yolumuzu. Şimdilik memnunuz. Kolay gelsin Ayşe. Anladım. Teşekkür ederim. Biz burada dürüm yapıyoruz, kebap yapıyoruz. Dürümcüyüz yani biz. İşler de düşük, sıfır noktasında. Vallahi hacılarımızın hali ortada. Kış geldi, kimse evden çıkmıyor. Okulları kapalı. Yazı bekliyor inşallah. Umudumuz yaz. Yani biz değil, bütün esnaflarda var sıkıntı. Yazın biraz daha iyi tabii. İnşaatçısı oluyor, yabancısı oluyor. Böyle geçilip gidiyoruz hanımefendi işte. Vallahi kar ekibi güzel, çalışıyor. Ama memlekette de inşallah bir şeyler yapacaklar diye güveniyoruz. Başka da diyeceğimiz ne olsun? Hayırlı işler, kolay gelsin. Size de kolay gelsin. Vallahi bizim burası sakin, ne ilgisi olacak ki burada pek? Çalışıyor canım. Belediyeden memnunuk yani. Kolay gelsin, hayırlı işler. Size de hayırlı işler, sağ olun. İş yok, güç yok, oturuyor, ne yapalım? Öyle olmuyor mu şöyle bakınca? Ya bura küçük yer ya. Yazın bir yazlıkçı geliyor, biraz canlanıyor. Harici yazı bekliyoruz 3 ay 4 ay. Memleketimiz iyidir de şartları kötü. Fazla bile çalışıyor, yeter buraya. Peki, hayırlı işler diliyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun. Gördüğünüz gibi iyidir, hastır. İklimimiz de karımız da yağdı, Allah'a şükürler olsun. Mutluluğumuz biraz daha arttı. Yollar da güzel. Mahalle olaraktan kendi mahallemden bir sorunum yoktur. Sabah 4'ünde 5'inde açtılar. Güzel yani, sorun yok. Haliyle. Haliyle darlık var. Daha çok yazın bekliyorum. Evet. Şu anda daha darlık var yani. Muhtarım yani burada. İyidir yani. Dört dörtlük olmasa da her şey bulunan en güzeli. İyidir yani. Gelsinler tabii. İnsan olduğu yerde zarar olmaz. Güzeldir yani. Gelsinler, bekleriz. Sağ olun. Hayırlı işler diliyoruz. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Allah razı olsun. İşleri nasıl? Var mıdır? Şu an yok ama çok şükür ya. Hacılar güzel. Yaşanması uygun bir yer yani. Hava şartları olsun, mevsim olsun, insanlar olsun. Kar da yağdı, yollarınız açık, belediye çalışıyor değil mi? Çalışıyor can. Memnun musunuz? Tek yağsın da belediye de çalışsın bizde. En azından kuraklık gitsin. Ne? Bereket ya. Allah bugünlerimizi aratmasın. Hayırlı işler diliyorum. Teşekkür ederim. Allah razı olsun.